Bu hafta bizi ve milyonlarca vatandaşımızı çok rahatsız eden bir açıklama yapıldı. Çok öfkeliyiz. Sosyal medyadan mesajlar yağıyor. Genel merkezimizin telefonları susmuyor. Yurttaşlarımız endişeliyiz diyor. Bütçe görüşmeleri elbette her zaman hararetli geçer. Tartışmalar da yaşanır. Ancak ilk kez bir bakan meclisin kürsüsünden Cumhuriyet'e açıkça meydan okudu. Tarikatları bilimin önünde tuttu. Fedakar öğretmenlerimiz için terörist yetiştiriyorlar deme cüretini gösterdi. Bu çirkin ve saygısız açıklamanın ardından bu kişinin derhal haddinin bildirilmesini istedik ama hala saraydan tık yok. O zat o koltuğu işgal etmeyi sürdürdükçe öfkemiz dinmeyecek. Madem bu zat Cumhuriyet'e meydan okuyor, o zaman biz de ona meydan okuyoruz. Yusuf Tekin, o koltukta oturamayacaksın. Eğitimi tarikatlara ve müritlere teslim etmene izin vermeyeceğiz. Senin edepsizce eski Türkiye dediğin Atatürk Cumhuriyeti'ne darbe vurmana müsaade etmeyeceğiz. Bu bakanın çirkin ve saygısız açıklamaları tüm öğretmenlere, eğitim emekçilerine ve gençlerimize yapılmış bir hakarettir. Neymiş? O çok övdüğü tarikatlar olmazsa çocuklarımız terörist olacakmış. Tacizle, istismarla anılan tarikatların desteğiyle çocuklar daha iyi yetişecekmiş. Yok ya, yıllardır eğitim için ter döken, çocuklar için emek harcayan öğretmenlerimize daha büyük bir hakaret olamaz. Terörist arıyorsan, yıllarca destek verdiğin cemaatlerde ara Yusuf Tekin. FETÖ'yü hatırla ve unutma. Bu ülkenin eğitimde tek yol göstericisi var. O da Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Çağdaşlık hedefinden, bilimsel eğitimden, laiklik ilkesinden ödün verilmesine asla izin vermeyeceğiz. AKP iktidarında senden önce o koltukta 8 bakan oturdu. Hiçbiri senin kadar pervasızca davranmadı. Haddini bileceksin. Şeyhlere, şıhlara, tarikatlara hizmet eden bir mürit değil, devletine ve milletine hizmet eden bir bakan gibi davranacaksın. Aksi halde o işgal ettiğin koltuktan derhal kalkacaksın. Sayın basın mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı en önemli bakanlık. Bu nedenle en büyük bütçe eğitime ayrılıyor. Çünkü eğitim gelecek demek. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için 461 milyar lira bütçe aldı. Bakanlığa Temmuz ayında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ek bütçeyle 20 milyar lira daha verildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu ek bütçeyle 481 milyara çıkarılan bütçesini yılın Ocak ve Kasım döneminde tüketti. Bakanlık 11 ayda toplam 524 milyar lira harcama yaptı. Yani bakanlığın bütçesi yıl bitmeden tükendi. Bakanlık koltuğunu işgal eden şahıs. Bunun da hesabını ver. Pek çok okulda ikili eğitime geçildi, yeni okul yapmadı. Binlerce öğretmen atama bekliyor, atama yapmadı. Okullarda ne güvenlik var ne temizlik hizmeti. Peki bu paraları nereye harcadın? Hangi tarikata ne kadar para yolladın? Hangi bilim dışı etkinliğe ne kadar kaynak ayırdın? ÇEDES için ne harcama yaptın? Bunun da hesabını vereceksin. Atanamayan öğretmen adaylarına, terörist yetiştiriyorlar diyerek hakaret ettiğin öğretmenlere, kaloriferleri yanmayan okullarda eğitim gören çocuklara hesap vereceksin Yusuf Tekin. Karma eğitimin şart olmadığını söyledin, şeriatı övecek kadar bilginin olmamasına üzüldün. Ama cumhuriyeti ileriye taşımak, bilime katkı koymak, çağdaşlık yolunda yürümek için hiç dertlenmedin. Senin çağdaş, laik, bilimsel ve nitelikli eğitimine derdin var, bunu biliyoruz. Ancak şunu sakın unutma, bu ülkede eğitim kurtuluş savaşı kadar önemsenmiştir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli eğitim sisteminin temellerinin belirlendiği Maarif Kongresi'ni milli mücadelenin en zor günlerine denk gelmesine rağmen toplamıştır. Bu ülkede bilimin ışığının aydınlatmadığı tek köy kalmasın diye eğitim seferberliği başlatılmıştır. Senin bu hadsiz açıklamaların ve meydan okumaların bir asırlık cumhuriyete ve ona gönül vermiş milyonlara vız gelir tırıs gider. Ama şunu bil, o işgal ettiğin koltukta sana rahat yok. Seni o çok güvendiğin tarikatlar bile kurtaramayacak. Ya istifa edeceksin
ya azledileceksin. Cumhuriyete meydan okumak neymiş göreceksin. Milli mücadelenin en zor günlerine denk gelmesine rağmen cepheden çıkıp Maarif Kongresi'ni toplayan ruhun devamı olarak Cumhuriyet Halk Partisi yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak. Bu konuyu tüm Türkiye'de dile getirmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, adı milli ama bakanı milli olmayan Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na geçelim. Orada yaşananlar da en az bu kadar düşündürücü ve endişe verici. Kendine teğmen diyen bir personel, Türkiye'nin en önemli değerinin rozetini takmaktan imtina ediyor. Onu uyaran Atatürkçü, vatanperver ve gerçek subaylar ceza alıyor. Siz Mustafa Kemal'in askerlerini cezalandıramazsınız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de bir çift sözümüz var. Bunu soran milletvekillerimize açıklama yapıyorsun ama bir kez bile Atatürk diyemiyorsun. Yazıklar olsun. Yakasına takması gereken fotoğraf ifadesini kullanıyor. Bu çirkin davranışı yapana da subayımız diyorsun. Haklı tepkilerini ortaya koyan askerlerimiz içinse öğrenciler ifadesini kullanıyorsun. Atatürk bizim en önemli değerimizdir. Ben bu rozeti takmaktan gurur duyuyorum. Sen adını bile anmaktan kaçınıyorsun. Değerli arkadaşlar, geçen hafta sizlerle bu kürsüden paylaştığımız bakanların akıllara ziyan açıklamalarına şimdi de bürokratlar eklendi. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan için PR çalışması yapılmak istendi. Ama ortaya Sadık abinin Haklı Tespitleri adlı eser çıktı. Ve New Yorklu Gaye Hanım da Türkiye ile tanışmış oldu. Geçen hafta Mehmet Şimşek'e yönelttiğimiz 3 soruya bu haftada 4.'yü ekliyoruz. Sayın Şimşek, kira fiyatları düşüyor açıklamanızdan Gaye Erkan'ın haberi var mı? Hadi kiracılardan sakladınız, ev sahiplerinden sakladınız, emlakçılardan sakladınız. Ya bu bilgiyi Gaye Erkan'dan niye sakladınız? 15 Temmuz darbe girişimini eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı kira fiyatlarını apartman görevlisinden öğreniyor. Anlaşılan Mehmet Şimşek de Gaye Erkan da Sadık abinin Türkiye'sinde yaşamıyor. Aynı Mehmet Şimşek dün Meclis Genel Kurulu'nda çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik demişti. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gerçeklikten uzaklaşmada adeta yarışıyorlar. Mehmet Şimşek Türkiye'nin risk primini 700'den 400 bas puanın altına indirdik demişti. Peki bunu 700'e kim çıkarmış? Onu da anlatsın, onu da dinleyelim. Ülkedeki kira fiyatlarının düştüğünü iddia eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da konut kiralarının çok yüksek olduğunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başında olduğu ekonomi yönetimi, seçimden sonra tam 7 kez faiz arttırımına gitti. Bugün de 250 bas puan faiz arttırımına giden Erdoğan'ın ekonomi yönetimi, halkımızı paradan para kazanan bir grup imtiyazlı zenginin esiri haline getirmeye devam ediyor. Erdoğan'ın büyük umut ve beklentilerle iş başına getirdiği bu ikilinin Nurettin Nebati'den ne farkı var anlayamadık. Sayın Nebati'ye Erdoğan izin vermedi. Yoksa o da gayet tabii zam da yapardı, faiz de arttırırdı. Bu ekonomi yönetimi zam ve faiz arttırımıyla talebi olabildiğince düşürüp enflasyonu düşürme çabasında. Aslında söyledikleri şu: halk daha küçük porsiyonlar yesin, daha az geçsin, daha az eğlensin, mümkünse sadece nefes alsın. Erdoğan ve ekonomi takımının halkımıza layık gördüğü işte böyle bir yaşam. Boşuna demiyoruz, arşiv affetmez. Ne demişti Erdoğan? Biz göreve geldiğimizde faiz oranı %47'ydi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz demişti. Bugün faiz %42,5'a çıktı. Değerli arkadaşlar, binlerce çalışan yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı ama zam haberleri gelmeye devam ediyor. Zamlardan önce sağlık alanı nasibini aldı.
İlaç fiyatları %25 arttı. Zamlar baş ağrıtıyor. Yeni yılın hemen ertesinde de pek çok temel ihtiyaç maddesine yapılacak zamlar sürpriz olmayacak. AKP'nin açlık ve yoksullukla sınadığı vatandaşlarımız kredi kartı, kredi borçları, yüksek kira, faturalar ve icra dosyaları arasında yaşam mücadelesi veriyor. Halkımız sağlıklı ve yeterli beslenme, insan onuruna yaraşır barınma gibi temel insan haklarından mahrum bir şekilde kapitalist sistemin çarkları arasında ezim ezim eziliyor. AKP'nin yoksulluğu yönettiği bu ülkede pazar yerlerinden çürük sebze meyve toplayan insan manzaraları artık maalesef çok tanıdık. Bu ülkede insanlar geçinebilmek için alyanslarını satıyor, bir ekmek alabilmek için saatlerce askıda ekmek kuyruğunda bekliyor. İşte AKP'nin işçiye, emekçiye reva gördüğü bu. Bir kez daha uyarıyoruz. Asgari ücret, işçinin ve ailesinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini sağlayacak düzeyde belirlenmeli. Ve yılda iki kez, en az iki kez iyileştirilmeli. Değerli arkadaşlar, günden güne derinleşen ekonomik krizin çocuk yoksulluğuna etkisi de tartışılmaz. Türkiye maalesef çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ikinci ülke. Ülkemizde her 100 çocuktan 22'si yoksul. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın açıklamış olduğu rapora göre, Türkiye'de her 5 çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir kez öğün atlıyor ve yemek yiyemiyor. Okul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli asgari beslenme maliyeti günlük 159, aylık 4.785 lira. Okul çağında iki çocuğu olan bir ailenin sadece çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için ayda 10.000 liraya ihtiyacı var. Milyonlarca çalışanın asgari ücret ve civarında ücretlerle geçim mücadelesi verdiği ülkemizde gelişme çağındaki çocuklarımızın en az bir öğünlerinin devlet tarafından karşılanması şarttır. AKP Türkiye'sinde doğmak o kadar zor ki, yoksullukta büyüyüp üniversite çağına geldiğinizde de sonuç değişmiyor. Fransız yazar Albert Camus der ki, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Türkiye'de ölüm kadını evde buluyor ve kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla çoğu kez örtbas ediliyor. Kimilerini sokak ortasında tüfekle, kimilerini de maden ocağında yakalıyor. Türkiye'de depremde de ölebilirsiniz, sele de kapılabilirsiniz. AKP Türkiye'sinde artık bir ölüm nedeni daha var. O da devlet yurtlarındaki asansörler. Bu bakımsız asansörler öğrencilerin korkulu rüyası olurken dikkat edilmesi gereken bir ölüm nedeni haline geldi. Aydın'da gencecik yavrumuz Zeren Ertaş'ın asansör faciasında yaşamını yitirmesinin ardından önlem alınması gerekirken facialara yenileri ekleniyor. AKP iktidarı devlet yurtlarına emanet edilmiş çocuklarımızı ölümün kıyısında yapayalnız bıraktı. İzmir Buca'da KYK yurdunda asansör 5. kattan 2. kata düştü. 45 dakika mahsur kalan öğrenci için itfaiyenin aranmasına dahi müsaade edilmediği şeklinde iddialar var. Bu iktidar asansör ölümlerini değil, asansör ölümlerinin duyulmasını önlemeye çalışan bir iktidar. Ardından Şanlıurfa'da bir yurtta öğrenciler 45 dakika asansörde mahsur kaldı ve çaresizce kurtarılmayı beklerken bir öğrencimiz baygınlık geçirdi. Yurt görevlilerinin öğrencilere verdiği cevap, geldik işte ölmediniz. Ya bu nasıl bir rahatlıktır? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Tek öğrencimizin bile bir daha bu kabusu yaşamasına izin vermeyeceğiz. Bu konuya ivedi bir şekilde kalıcı çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu konuda bir önerimiz var. Öğrenci yurtlarının asansör bakımlarını sarayın asansörlerinin bakımlarını yapan şirket üstlensin. Ya da tam tersi olsun, devlet yurtlarının asansör bakımlarını yapan şirket, sarayın ve bakanlıkların asansörlerinin bakımını da yapsın. Bakalım o asansörlere bir daha gönül rahatlığıyla binebilecekler mi?
Sizin canınız can da bizim çocuklarımızınki can değil mi? Değerli arkadaşlar, hepimizin büyük bir üzüntü duyduğu hakeme atılan yumruğun üzerinden tam bir hafta geçti. FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'i evinde ziyaret ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olayın hemen ardından kendisini aradı. Aynı şekilde Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır da kendisini hastanede ziyaret etti. Bu destek karşısında Meler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgi ve alakasından memnuniyet duyduğunu ve bu ilgi ve alakanın acısını hafiflettiğini ifade etti. Manevi destek önemli ama bir de bu olayların olmasını engelleyen tedbirlere bakmak lazım. Saha içi ve seyahat güvenliği hakemler için hayati bir mesele. Hakemler sadece sahada değil, maç öncesinde ve sonrasında saha dışında da baskıya ve şiddete maruz kalıyor. Alt liglerde görev yapan hakemlerimizin maruz kaldığı şiddetten haberimiz bile olmuyor. Türkiye'de ne yazık ki siyasi isimlerin kulüplere rahatlıkla müdahale edebildiği, kulüplerin başkanlarını belirlediği bir futbol sistematiği oluştu. Hatta öyle ki kulüpler fonlanarak dolaylı yoldan şampiyonlar belirlendi. Siyasetin karıştığı futbol müsabakaları şiddetle sona erer. Bu tür şiddet olaylarını sadece sahalarda değil hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Şiddetin durdurduğu lig 2 gün önce tekrar başladı. Ligi yöneten, izleyen, organizasyonunda görev alan herkesin atılan yumruğu hatırlayarak ve unutmayarak görevini ifa etmesi gerekiyor. Unutmayalım ki Soma'daki tekmeyle sahadaki tekme aynıydı. Şiddetin ve kaynağının karşısında durmazsak tekmeler de durmayacak. Aksi takdirde AKP'nin tekmelerinin sonu gelmeyecek ve şiddet emin olun bir gün herkesi bulacak. Değerli basın mensupları, bugün Anayasa Mahkemesi 2. defa Hatay halkının iradesine sahip çıkan bir karar verdi. Anayasamızın 153. maddesi tereddüte yer vermeyecek derecede açık. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organları, idari kurumları ve gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması söz konusu olamaz. Hepimizi bir arada tutan anayasaya ve anayasal kurumlara karşı tırmandırılan yargı krizinin temeli siyasi müdahalelerdir. Yargıyı siyasallaştırmak kimseye fayda sağlamaz. Adaletin olmadığı yerde iktidar sahipleri dahi güvende değildir. Biz meclise had bildiren, halkın iradesini yok sayan ve bağımsızlığını yitirerek siyasallaşmış yargıya karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 gün 500 saat adalet nöbeti tuttuk. Tarafımız çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletten, hukukun üstünlüğünden ve anayasadan tarafız. Değerli arkadaşlar, 19 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta başlayan katliamda bir hafta boyunca yüzlerce cana kıyıldı. Evler, dükkanlar yakıldı, yağmalandı. Yüzlerce yurttaşımız zorla göç ettirildi. Bu katliamın sorumluları tahmin edileceği gibi gizli eller tarafından korundu ve hak ettikleri cezaları almadılar. Hatta bazıları milletvekili dahi seçildi. Adalet katliama uğrayanları, muazzep olanları görmemişti. Cumhuriyet ve demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olan Maraş katliamında yitirdiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Hesaplaşmak için değil, bir daha olmasın diye Maraş katliamını unutmayacağız, unutturmayacağız. Son olarak sözlerimi 21 yıl önce hain bir suikasta kurban edilen adayımız Necip Hablemitoğlu ile bitirmek istiyorum. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. FETÖ terör örgütünü anlattığı ve suikasta kurban edildikten sonra basılan Köstebek isimli kitabının kapağında şunu söylüyor. Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun. Ve anlıyoruz ki akademisyen ve aydın kimliğiyle hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Partisinin adında ak deyince ak olduğunu zannedenler,
Ülkenin başına açmadık bela, ülkede suikast korkusu yaşamamış Aydın bırakmadılar. Unutmayın ki baskı, tehdit ve sindirmeyle yaratmaya çalıştığınız o düzen, sizin içinizdeki beyaz taşları da tek tek açığa çıkaracak. Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdikten sonra parti meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Ve parti meclisi toplantımızda 160 seçim çevresinin görüşmeleri yapıldı. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125'inde ise anketler, kamuoyu yoklamaları, örgüt görüşleri, bölge milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve o seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerimizin MYK'ya ve parti meclisimize sunmuş olduğu raporlar doğrultusunda adaylar belirlendi. Parti meclisi toplantımızda belirlenen belediye başkan adaylarımızın listesini basın toplantımız bittiğinde sayın basın mensuplarımızla paylaşacağız. Ancak ben bugün parti meclisi toplantımızda belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarımızı ve il belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşacağım. Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İsmail Sonkaya. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ferdi Zeyrek. Ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cevat Öncü olarak parti meclisimizde karar altına alındı ve belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız dışında il belediye başkan adaylarımıza gelecek olursak, Çanakkale Belediye Başkan adayımız Sayın Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye Başkan adayımız Sayın Turgay Sevindi ve Ardahan Belediye Başkan adayımız Sayın Faruk Demir parti meclisimizde oylanarak belediye başkan adayı olarak belirlendi. Sanırım Kütahya'yı söylemedim. Kütahya Belediye Başkan adayımız da Sayın Eyüp Kahveci parti meclisi toplantımızda belediye başkan adayımız olarak belirlendi. Diğer seçim çevreleri ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız birazdan sayın basın mensuplarıyla sizlerle paylaşılacak. Ben tüm basın mensuplarımıza ve bizleri ekranları başından izleyen kıymetli yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sanırım bir soru var. Deniz Bey, İYİ Parti'den üstü kapalı örtülü olarak partinize yönelik çok sert eleştiriler geldi. İçişlerine müdahale, bir savaş ilanı olarak yorumlandı İYİ Parti'de Akşener tarafından. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu'yla Yavaş korkaklıkla suçlandı. Bununla ilgili bir değerlendirmenizi soracak mısın? Ben şunu ifade edeyim. Başka bir partinin iç ilişkileriyle ilgili görüş beyan etmeyi, tartışmayı ben doğru bulmuyorum. İYİ Parti'nin içerisinde bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa bunun sebepleri ve kaynaklarını araştırma konusunda yine kendilerine, kendi teşkilatlarına bakmalarını tavsiye ediyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın sözlerini burada tekrarlayacak ya da tevilleyecek değilim. Onlar gerekli cevabı vermişlerdir. Dolayısıyla İYİ Parti'nin içerisindeki sorunlarla ilgili görüş beyan etmiyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.